Oğlum saçım. Tam başlayabiliriz. İyi, iyi, kayıt. Emperyalizm nedir? Sen kimsin ya? YouTuber. YouTuber kafesi aşağıda. Hadi seni aşağı alalım. Bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti kültürel, siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılmayı istemesi, yayılması, yayılmacılık. Bunun gibi bir şey işte. You talking to me? Kızım ne yapıyorsun sen ya? Burada emperyalizm nedir onu konuşuyoruz. Emperyalizm? Emperyalizm, Latince imperium sözcüğüne dayanır ve hüküm sürmek, emretmek, buyurmak anlamına gelir. Türkçedeki imparatorluk kelimesi emperyalizmin ta kendisidir. Hadi canım hadi, YouTuber kafesi aşağıda yürü, hadi. İmparatorluklardan beri var olan emperyalizme tam olarak ilk geçen ülke İngiltere'dir. Eminim. Hani sanayi devrimi falan. Yanlış mıyım lan? Sanayi devriminden sonra oluşan tekelleşmeyle birlikte İngiltere bu kavramı dünyaya kakaladı. Engels'in dediği gibi Hint dokumacılığını yok eden fabrika kumaşının ucuzluğu değil, İngiliz emperyalizminin vahşetidir. Başlatma Hint kumaşına. Burada benden başka kimse kumaş satamaz. Elini keserim, kumaşı dokuyamazsın. Seni de biz onlarını öldürürüm, aç kalırsın. Sonra gelir benden yine kalırsın. Korkma ya, öldürmem seni. Ölünü ne yapayım ki? Seninle bir anlaşma yapalım. Kültür emperyalizminde bir numaralı zanlı Hollywood sinemasıdır. Ama bazen kendilerini ifşa edebiliyorlar. No Escape filminde Pierce Brosnan, Owen Wilson'a emperyalizm eleştirisi yapıyor ama bu bile Hollywood'u kurtarmıyor. Filmimi de çekerim, işgal de ederim, paramı da kazanırım. Şuraya bir santral mi çaksak ya? Ben sana buradan bir çakacağım şimdi! Allah Allah ya! Nereden çıktı ya bu kız? Siyasi emperyalizmi başarılı kılansa aramızdaki işbirlikçilerdir. Kim mi? Sen! Sen! Hanginizsiniz ya? Kim getirdi abi bu kızı? Ekonomik emperyalizmde emperyalist ülke bir takım ayrıcalıklar ister. Önce ürünler alınır satılır, ilişkiler geliştikçe bağımlılık oluşur. Tabii bu ticaretten kârı olan halk değil yöneticilerdir. Mesela önce fakir ama gururlu bir genç bul, ona biraz borç para ver, biraz gururunu al, azalan gururunu toparlaması için ona başka şeyler sat. Ne satayım? Parayı böylece geri al, borçlanan genç sana bağımlı olsun. Sonra her defasında daha da ucuza. Bir gün aklını, bir gün zihnini, bir gün ruhunu. En sonunda da... Neyse. Pis işgalci! Sen kimsin ben ya? Sus be! Evet, sus be! Sus be!